8'den 9'a kampımıza son 2 gün arkadaşlar. Çok değerli bir kamp, çok önemli bir kamp. Dün sizlerle tanıştırmıştım kampımızı. Kampımızda matematik özelinde, 9. sınıfa geçerken matematik özelinde çok güzel bir tekrar yapacağız demiştik. Ve kampımıza da 6, 7, 8 konularının 9. sınıf açısından tekrarını yapan 8'den 9'a kitabını kullanacağız demiştik. Şimdi gelin isterseniz kampımızı bir kez daha tanıtalım. Son 2 gün kala hazırlıklarımızı yapıp kampımıza mükemmel bir şekilde başlayalım. Şimdi öncelikle sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Günün yorumuyla başlayalım. Hocam kamp istemiştik. YKS hakkında bilgi gerekenler VB demiş. Şimdi arkadaşlar üniversite sınavı yani diğer adıyla YKS sınavı esasında YKS sınavında anlatım bozukluğu oluyor. YKS iki temel kısımdan oluşuyor. Biri yoruma dayalı, bilgi artı yoruma dayalı TYT. Biri de AYT yani tamamen bilgiye dayalı. Şimdi TYT'de 9. sınıf 10. sınıf konularından sorumluyuz. AYT'de de 11 ve 12'den sorumluyuz. Ama 11 ve 12'nin konularını iyi anlayabilmek için de onun konularını iyi anlayabilmek için de 9'a iyi hakim olmamız lazım. İşte biz de 9. sınıfa geçerken mutlaka 9. sınıfın en temel derslerinden biri olan matematiği sizler için mükemmel bir şekilde tekrar edelim. Nasıl tekrar edeceğiz? Kitabımızda gösterdiğimiz gibi 6, 7, 8 tekrar yapacağız. Ve 9. sınıfa harika bir başlangıç yapalım dedik. Peki hocam neden matematik? Çünkü TYT matematikte problemler konusunun soru sayısı her yıl artıyor. Matematik her geçen yıl daha fazla insanların hayalleri açısından önem kazanıyor. Yani matematiğini iyi yapan öğrenci tıp, mühendislik, hukuk ya da işte yazılım gibi bölümleri rahat rahat kazanabiliyor. Bizler de sizlere 8'den 9 hazırlık kampımızda yani 1 Ağustos'ta 2 gün sonra başlıyoruz. Matematik dersinin temellerini sağlamlaştıracağız. Nasıl yapacağız? 1 Ağustos pazartesi mantık konusunu işleyeceğiz. Çarşamba günü kümeler konusunu. Cuma günü sayı kümeleri. Pazar günü bölünebilme kurallarını. Hepsini işleyeceğiz ve bu sırada sizlere yine ödevler vereceğiz. Bakın mesela diyelim ki oran, orantı ve problemler konusu 9. sınıf konusu. Fakat biz bunu 6. sınıfta da görmüştük. Biz bu konuyu 7. sınıfta da görmüştük. Biz bu konuyu aynı zamanda 8. sınıfta da gördük. O zaman biz bunların güzel güzel tekrarını yapıyoruz. 6, 7, 8 tekrarı ve ardından da artık 9. sınıfa hazır olmuş oluyoruz. Ya da üçgenler. Üçgenleri biz 6. sınıfta da gördük açılar olarak. Aynı zamanda 7. sınıfta da gördük üçgenin yüksekliği, doğrular ve açılar şeklinde. Üçgenin yardımcı elemanları diye 8. sınıfta da gördük. Bunları güzelce tekrar edip 9. sınıfa hazır olmuş oluyoruz bu kitapla. 8'den 9 hazırlık kampımızda bu kitaptan size ödevler vereceğiz. Bu kitabımızı Tonguç mağazadan ya da size en yakın kırtasiyeden isteyebilirsiniz. Mükemmel bir şekilde 8'den 9 hazırlık kampımızda sizlerle matematiği sağlamlaştırıyoruz. Ve yeni lisemize mükemmel bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım.